yatarak mı yedin? Evet, yedim. Dükkanı da yedin mi? Efendim, dükkan da yedi de mermer basamaklar vardı, onları çiğneyemedi, dişi kırıldı. Kardeşim, sen bir sus, sırası gelince konuş. Ben masumum polis bey. Ha. Nefsinin bu dükkanı açabilmek için faizci Solomon'dan aldığım faizli paranın nipotiği için harcadım. 5 kuruş para yemedim ulan! Ne oluyor ya? Şimdi bir dakika, anlamadığım bir şey var. Monsieur Solomon faizci mi? Ferişta, Ferişta! Adamın var ya elini kemiğini emer be! Ya bir de kardeşim, faizcilik suç, kanun bir şey. Ya biz de öyle diyoruz. Dur, seni şikayet ederken ben... Hortum gibi emiyor vallahi. Telefonu vardı onun, bir arayalım. Arayalım da... Bu ay fatura çok kabarık geldi, tek maaşı ödeyemiyoruz. Var mı telefonu? Vallahi memur bey, biz de bütün sermayeyi makasla tarağa yatırdık, bir de şu tabelayı yaptırdık. Telefon alamadık. Tamam. Arayalım bakalım ne diyecek, sağ ol. Alo! Salo! Sen bu kuaför Metin'e faizle para mı verdin kaç? Vermedin. Aa! Nasıl olur be? Ben şahidim be, oradaydım. Bunların hepsi yalan suyu. Peki ipotekler? Hem Metin'i elinde tutamaz diye kendi üstüne al. Bu sahte kuaför işi nedir? Efendim, biz milletçe tıraşı çok severiz. Ay yok be! Vallahi sahte değil. Önüne oturduğum beni kuştu derken bir gitti ki sonra gitsin. Sus be kadın, utanmıyor musun? Sok ortasına göbek atma ya. Ne saçma be? Ne saçma bir şey? Merve Bey! Merve Bey! Söyle! Bu kadın ne? He? Dükkanın ortasında şakı diye bak atıyordu Merve Bey! Bir dakika. Salo! Ne oldu, korktun mu? Yok korkma, bir şey yok. Bağırış çağırış sana değil. Ha, vazgeçiyorsun. Senetleri de yırtıyorsun. Yok benim işine var. İyi tamam. Adam vazgeçti. Senetleri de yırttı. Oh be. Ya gördün mü? 2 saattir bağırıyorsun. Ya. Tebrik ediyorum. Tamam Memur Bey. Bir anda davamdan vazgeçtim Memur Bey. Ben kocamı çok seviyorum. Memur Bey. Ben çok seviyorum. Sormayın gitsin Memur Bey. Memur Bey. Ha. Şimdi bunun gazını aldık biliyor musun? Ha. Bu 3 ay sonra gene zıvanadan çıkar. 3 ay sonra tekrar görüşsek sizden yardım istesem, anladın mı? Olur. Buralardayız da benim anlamadığım bir husus daha var. Kim bu kel? Kel değilim, heykelim. Herkes bir acayip arkadaş. Şimdi şikayetçi var mı? Yok. Şikayetçi yoksa tutanak diyor. Evet. Ben gideyim o zaman arkadaşlarımla çayımı içeyim. Yine bekleriz Memur Bey. Tamam. Ay dur, ben de geleyim ben. Gel bakayım. Benim bir şikayetim var Memur Bey. Benim bir şikayetim var. Hayda. Ben bu cavcavdan şikayetçiyim. Ne yaptım ben be? Bütün çorapları sen ördün başıma. Daha ne yapacaksın? Yalan! Yalan deyip durma. Çocukları kandırma, anladın mı? Ha, bir şey daha. Bu cavcav var ya, bu cavcav sünnetsizdir. Ah. İftira. Olur böyle şey? Şu cavcava bir sünnet düğünü yapalım da neşemizi bulalım, anladın mı? İntikamım acı oldu. Oo, gel hanım. Hadi gidelim kocacığım. Ben de sana bunu sormazsam. Yuh be, adama yardım ettim. Boş kesenin boş kalfasıyla meslek sahibi yaptım. Para buldum, dükkan açtırdım. Şimdi ben kabahatliyim. Var mı böyle dava be? Ne demişler? Hiçbirini... Ha Osman? Tam cevap bulamadım vallahi. Ne haber? Ne haber, nasılsın? İyi ya. Ne yapıyorsun burada? Hiç sorma. Ya bugün 3 kişiye rastladım, 3'ü de sana benziyordu be. Tamam. Vallahi ya. İyi ya. Bana evet. Çok benziyor ama. Evet. Ya benim oğlanı sünnet ettireceğiz. Öyle mi? Isparta'da sünnetçi yok. Isparta'da sünnetçi yok. Yok var mı? Yok. Olmaz mı be? Bak benim Fransa'dan gelmiş sünnetçi bir arkadaşım var. Fransa'dan? Fransa'dan. Vay be. Tabii. Ya onu bana yollar mısın abi? Senin telefonu aynı mı? Aynı değişmedi. 5 dakika sonra yollayacağım. Ha evdeyim ben. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. İntikam acı olacak. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim, buyurun, biz de sizi bekliyorduk. Sizinkini mi keseceğiz? Çok şakacısınız efendim, ben yıllar önce oldum. Olsun efendim, uzadıkça kesmek gerekir. Efendim,
şaka yapıyorsunuz herhalde. Bu iş uzar mı? Kestikçe uzar. Benim ufak bir keserim. Ha öyle mi? Benim için hiç fark etmez. Ufak büyük keserim anladın mı? Acıtmıyorsunuzdur işte. Yok yok, elim çok hafiftir. Ha iyi iyi. Ha, siz nasıl bir model istediniz? Model mi? Evet. Basbayağı kesim işte kardeş. Ha basbayağı kesim. Olur mu efendim? Bunun şimdi çeşit çeşit modelleri var. Üstlerden uzun olan var, perçem yaptıran var, yanlardan kısaltan var, önlerden kısaltan, arkalardan kısaltan var. Siz nasıl bir model istediniz anlamadım ya. Ya model falan değil, bildiğimiz 40 yıllık kesim işte kardeşim, dedelerden kalma. Ha dedeler eskiden kestirirlermiş usturayla. Ne? Usturayla kazıtırlarmış kökünden. Allah Allah, çok tuhaf ya. Niye? Ya anlamadım. Benim babamı nasıl? Babanı da usturayla kesmişlerdir. Allah Allah. Tabii şaşırırsın ya. Eskiden ustura varmış ama şimdi öyle mi? Teknoloji gelişti anladın mı? Şimdi makinalar çıktı. Ucuna takıyorsun bıçağı, kıtır 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 kesiyor ama. Kıtır kıtır kıtır. Ya. Sizin çok enteresan yöntemleriniz var. Olmaz olur mu efendim, olmaz olur mu? Ben ne yaparım biliyor musunuz? Önce ıslatırım. Ondan sonra güzelce böyle dikleştiririm. Sonra uçlardan kırparım. Ondan sonra sağa yatırırım, biraz daha kırparım. Sonra ortadan ayırırım, biraz daha kırparım. Baktım olmadı, arkaya doğru yatırırım. Ondan sonra biraz daha arkadan kırparım. Sonra en sonunda makineyi alır, kenarları kısacık yaparım. Ondan sonra kolonyayı alır... Kolonya mı? Evet. Kardeşim yakmaz mı o? Yarı olur be. Olur mu beyefendi? Tam tersi, rahatlatır. Masaj için anladın mı? İşkenceci var ya, bu ne biçim adam? Vaz mı geçsem, ne yapsam? Efendim bizim çocuk. Çocuk mu? Hay Allah müstakınızı versin. Ben de sizinkini keseceğiz zannettim. Neyse çocuğu da keseriz, önemli değil. Altına tahta koyunuz olur biter. Ne? Tahta mı? Evet. Ne tahtası ya? Ya şimdi çocuğun boyu kısa kalıyor ya. Altına tahta koyuyoruz, kesiyoruz kafasını anladın mı? Sen ne cani adamsın be? Niye? Cerrah mısın, sünnetçi misin kardeşim? Ne sünnetçisi beyefendi? Sen sünnetçi değil misin? Yoo. Ben kuaför Meto anladın mı? Ne? Ulan Osman! Ulan Osman! Cavcav intikamım acı olacak! Cavcav! Efendim, madem yorgan gitti, kavga bitti, hadi hep birlikte desteğinizi baş programına! Osman Cavcav!
Arizona Üniversitesi'nde okudum. Yurda döndüm. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde master programımı tamamlıyorum. Bu arada arabayla hız yapmaktan hoşlanırım. Kızlara kur yapmaktan hoşlanırım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dileyeceğim ama hiç şansları yok. O yüzden dilemiyorum. Bu arada Fenerbahçeliyim. Bahri ya. Amerika'da okumuş gel çevrilecek kız arıyor televizyonda. Neyse. Üçüncü yarışmacımız. Hüsnü sesim. Diyorum ki benimle birlikte evlenince balayına nereye gitmek istersin? Tabii ki Süleyman Üniversitesi'ne gitmek isterim. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Ne ya? Alaka canım, ne yapacağız orada? Kaplıcalar iyi gelir. Kaplıcalar. Tabii romatizmaya. Neyse. Diğer soruya geçelim. Diğer soruya geçiyorum. Bir kadını nasıl çiğnersiniz? Ben mi cevap vereyim? Evet siz. Şimdi İtalya'da bir pizzacı falan, bir şişe cinzano martini, bir gitar solo, iki esprili kadın çıldırır. Romantizm! Romantizm! Romantizma değil, romantizm! Benim alacağım, kızım alacağım. Çifte vatandaş mıyım ben de? Allah Allah! Neyse, diğer soruya geçelim. Metin Bey, siz bir kadını nasıl çıldırtırsınız? Akşam olunca eve gelirim. Soyunurum. Banyoya girerim.
musluğu açarım. Ayaklarımı güzelce yıkarım. Şöyle barnak aralarını yuvarım. Güzelce yuvarım. Ben temiz adamımdır, anladın mı? Hijyene dikkat ederim. Baktım banyoda havlu yok. Doğru salona koşarım. Salonun perdelerini cart diye aşağı indiririm. Ondan sonra güzelce ayaklarımı kurularım. E kadın zaten çıldırır. Ay, hakikaten de çıldırdım ha. Üç numara, siz bir kadını nasıl çıldırtırsınız? Bana mı dedi? Evet. Kadın amanettir. Kadın kutsaldır. Kadınlar bir çiçektir. Ay ay, çok şeker bu ayol. Vallahi gel bana. Çok şeker. Gel bana, gel bana, gel bana. Efendim? Gel bana, gel bana, gel bana. Diğer soruya geçelim. Diğer soruya geçiyorum. Evet. Sizce düğün pastası çikolatalı mı olmalı yoksa kremalı mı? Valla ben o kadar enayi değilim. El alemi doyurayım. Paris'e gidelim, Eyfel Kulesi'nde bir konyak, akordeon sesleri, Paris manzarası, romantizm. İhtiyar, romantizm, romantizm. Gel bana, gel bana, gel bana. Çiçek, gel bana. Ayol, ben buraya niye geldim ha? Düğün yapacağım tabii ki. Ben son soruyu geçeyim. Geç kızı. Son soruyu geçiyorum ve üç numaraya soruyorum. Sizi çevirlendiniz mi? Ben mi? Ha. Siren Aydar Paşa'ya vardı. 19 kere evlendim, boşandım. 9 kere bayıldım. Doymadım, hala da istiyorum. Gel bana, gel bana, gel bana. Niye ya? Rekor denemesi falan mı? Aşk dinç tutuyor. Aşk yaşamak güzeldir, kutsaldır. Neyse, ben kararımı verdim Esra'nın teyze. Ay dur kız, hemen mi? Beni bir tur daha atsaydın, şeyim mi buluştu? Yani eteğim mi buluştu? Yok kız, tam aradığım erkeğim. Allah'ım. Heyecan Doruk, ya bırak reklamı. Karar mı çıkıyorum? Ay dur dur dur. En heyecanlı yeri değil mi? Şimdi reklamlar. Ne reklamı? Ne reklamı? Ne reklamı? Karar mı çıkacağım? Reklamı. Reklamı. Reşi! Bunlar ne yanılıyor? Reklamları ikiden beri sonra yat. Açıkla kızım, açıkla hadi. Karar mı çıkıyorum? Kararım. Üç numara. Hüsnü Bey. Biliyormuş. Beni tanıdı. Evet efendim, moruk erdi muradına, biz çıkalım kerevetine. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, oyunumuz burada soğuk ola. Şimdi selam, eller, toplar. Herkes bir çiçek. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar.